İnsan vücudunun en hayati organlarından biri de hiç kuşkusuz ki kalptir. Kalp, vücudun en güvenli yerlerinden birine yerleştirilmiştir. En önemli organlardan olan kalp, yine özel bir tasarımla göğüs kafesinin içinde yer alarak dışarıdan gelecek darbelere karşı korunmuştur. Henüz anne karnındayken atmaya başlayan kalp, dakikada 70-100 atışlık bir tempoyla yaşam boyunca hiç ara vermeden çalışır, her çarpma arasında sadece yarım saniye dinlenir ve bir gün içinde yaklaşık 10.000 kez atar. Bu rakamı insan ömrünün uzunluğunu göz önüne alarak değerlendirirsek, karşımıza hesaplamakta oldukça zorlanacağımız bir rakam çıkacaktır. Yaklaşık 255 milyon. Kalp, kirli ve temiz kanın birbirlerine karışmadan, vücudun farklı bölgelerine pompalanmasını sağlayan 4 farklı odacığıyla, emniyet sübabı görevi yapan kapakçıklarıyla, son derece hassas dengeler üzerine kurulmuş bir tasarıma sahiptir. Tüm bu özelliklerde görüldüğü gibi, kalpteki yapı bize ondaki kusursuz tasarımı, yani yaratılmışlığı gösterir ve kendisini yaratanı tanıtır. O, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah, bir Kur'an ayetinde şöyle buyurur: İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir. Bu film boyunca Allah'ın sonsuz delillerinden sadece az bir kısmını inceledik. Ve gördük ki Allah çevremizdeki ve bedenimizdeki her detayda varlığının kesin delillerini bize bildirir. Bu büyük gerçeği düşünmek ve hatırlamak Allah'ın yarattığı her insan için bir sorumluluktur. Allah bir ayette şöyle bildirir: Allah 7 göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Allah'ın size verdiklerini bir düşünün. Hayatınızı sürdürebilmeniz için özel yaratılmış, tüm detaylarıyla ince ince planlanmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Dünyaya gelmek için ve bu düzeni sağlamak için hiçbir şey yapmadınız. Sizin bu konuda hiçbir katkınız olmadı. Sadece bir gün gözünüzü açtınız ve kendinizi sayısız nimet içerisinde buldunuz. Görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Tüm bunların tek nedeni Allah'ın sizi yaratmayı dilemiş olmasıdır. Buna karşılık Allah'ın bizden istediği ise O'na şükredici olmamızdır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şeyi bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi.